my smile. I'm in heaven when you hold me. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts eyaletinin başkenti ve en büyük kenti olan Boston şehrindeyim. Şimdi otelden çıktıktan sonra yaptığım plana göre bana en yakın nokta olan Public Garden'dan gezmeye başlıyorum. Public Garden 1837 yılında Bostonlıların hizmetine açılmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk halka açık botanik bahçesi olma özelliğini taşıyan devasa bir park. Müthiş bir park ve buraya girdiğiniz andan itibaren özel olarak yerleştirilmiş, özel olarak dizayn edilmiş tasarımıyla 50'den fazla çeşidiyle yüzlerce ağaç sizi sarıp sarmalıyor. O kadar huzurlu, o kadar hoş bir yer ki, tabi solumda şu enteresan müzik aletini çalan beyefendinin yaptığı müzik biraz iç karartıcı, biraz can sıkıcı olsa da insanların yüzündeki mutluluk ve huzur hiç kaçmamış görünüyor. Şu an merkezdeki 16.000 metrekare genişliğinde ve en derin yeri 1 metre olan bu büyük göletin yanına geldik ve şöyle gölete bir bakıyoruz. Göletteki ördekleri, kazları, kuğuları birazdan size anlatacağım ama şimdi öncelikle parka genel olarak bir bakış atalım. Şu an gördüğümüz bu 16.000 metrekare dediğim göletin sadece 3'te 1'lik bir kısmı, geri kalan 3'te 2'lik kısmı ileride gördüğümüz köprünün hemen diğer tarafında ve bu gölet yüzlerce ördeğe ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda azımsanamayacak kadar da kuğuya ve az sayıda da olsa çok tatlı kazlar bu gölette bizleri birazdan selamlayacak. Fakat o tatlı kuşlardan önce benim daha tatlı bir arkadaşla randevum var. Ben Amerika'ya her geldiğimde uçaktan fındık getiriyorum. Yani kendi fındığımı yemiyorum ve saklıyorum. Bu tatlı sincaplar için. Boston'da aynı zamanda hem Public Garden'da hem Boston Common'da hem de New York'ta Central Park'ta birçok sincap var ve bu sincaplar gerçekten insanlar tarafından hem beslendiği için hem de kimse onlara zarar vermediği için onlar da çok dost canlısı hayvanlar. Şimdi elimle fındığı vermek istedim ama elime gelmekten biraz tereddüt etti belli ki. O yüzden fındıkları çimlerin üzerine attım. Şimdi bu tatlı sincap arkadaş ki birazcık da tombul görünüyor. Bu tombul tatlı sincap arkadaş. Bakalım verdiğim fındıktan keyif alacak mı? Sincapların şöyle komik bir özelliği var. Size güveniyorlar, geliyorlar, verdiğiniz yiyeceği de alıyorlar ama ani bir tedirginlikle, ani bir panikle bir anda donup kalıyorlar. O dondukları anda da dikkatleri tamamen tek bir noktaya yönelmiş oluyor ama yemeye devam ediyorlar. Bakın şimdi çıtır çıtır yeme sesini dinleyeceksiniz. Evet, keyifle yerken haneden yine dondu. Hadi devam et. Hadi problem yok, devam et. Yiyebilirsin güvenle. Ben buradayım. Public Garden 50'den fazla ağaç türü ve yüzlerce ağacın dışında aynı zamanda Amerikan özgürlük mücadelesine katkıda bulunmuş askerlerin, savaşçıların ve aynı zamanda sanatçıların da ve gazetecilerin de tabii ki yazarların da heykellerine yer veriyor. Onların heykellerini her adımda bir görebilirsiniz. Çok güzel dizayn edilmiş gerçekten bu park ve zaten Public Garden Amerikan halkının, Boston halkının hizmetine açılmış ama aynı zamanda Boston gibi Public Garden'da Amerikan savaşçılarına ve Amerikan kahramanlarına ithaf edilmiştir diye kapısına da bir açıklaması mevcut. Parkta dikkatimi en çok çeken şeylerden biri de
ağaçların altında oturmuş kitaplarını okuyan insanlar. Huzur bu olsa gerek, kafa rahatlığı bu olsa gerek. Şimdi göletin kenarına geldim, az önce size bahsettiğim o güzel ördekler, o meraklı ördeklerle tanışma zamanı. Gerçekten çok meraklılar, gerçekten çok insan canlısı, arkadaş canlısı hayvanlar. Bir taraftan da kenarda su içmeye gelen hem güvercini hem de ufak sincap kardeşi görmüşsünüzdür. Şimdi kameramızı sola doğru çevirince bize merakla gelecek olan iki tane sevimli dost göreceğiz. Bakalım bizimle anlaşacaklar mı? Bakalım bizden korkacaklar mı? Şu an yanıma doğru geliyor. Açıkçası benim ne yaptığımı merak ediyor galiba. Ya da ona bir şey vereceğim, yiyecek vereceğim zannediyor. Hatta şöyle bir gagasını uzatır gibi yaptı bakın. Ama yani inanılmaz tatlılar, inanılmaz özgüvenliler. Ama gerçekten inanılmaz meraklılar. Türkiye'de biz sadece kedilere ve bazen köpeklere bu şekilde yakınlık gösterebiliyoruz. Onların bize böyle yakınlık gösterdiğine şahit oluyoruz ama daha yabani olan hayvanların, özellikle kuş cinsinin bu kadar yaklaşması muazzam bir şey. Bu da Boston'da sadece devletin değil, aynı zamanda insanların da ne kadar barışçıl olduğunu, insanlara ne kadar doğaya saygılı olduğunu gösteriyor. Ki bence doğaya saygılı olan insan, insana da saygılı oluyor. Ki Amerika'da suç oranının en düşük şehirlerden bir tanesi Boston. İşte bunun da canlı örneğini gözlerimizde görüyoruz. Şimdi şöyle soluklanayım, bir yudum su içeyim diye göletin kenarına oturdum ama meraklı sevimli bir yavru ördek yanıma gelmeye başladı. Bir şey yiyorum zannetti herhalde. Ona da vermem için şirinlik yapıyor ama tabii elimi uzatınca bana çok güvenemedi sanırım. Büyük abisinin yanına gidiyor. Şimdi ben geniş açıyla yaptığım çekimlerde bu ağaçları size göstermek istiyorum. Fakat geniş açıda ekranda böyle göründüğü gibi değil. Yani gerçekten ağacın kökü o kadar kalın ki herhalde 4 kişi el ele tutuşarak anca çevresini sarabiliriz. Olağanüstü, muazzam ve gerçekten çok yaşlı ağaçlar. Şimdi bu ortadaki köprü tam bir Amerikan mimarisi yapılmış ve köprünün hemen diğer tarafında göleti gezebileceğiniz kuğu tekneler mevcut. Zaten az önceki çekimlerde de kazları size, kuğuları ve ördekleri gösterirken suyun üzerinde gezen hemen karşıda olduğu gibi kuğu teknelerden bir tanesini görmüşsünüzdür. Bunu pedalla çeviriyorlar. İçindeki tur rehberi pedalla ilerletiyor. Şimdi Public Garden'dan çıktık ve yüzümü biraz daha kuzey doğuya döndürüyorum. Boston Common'a geçeceğim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin yol sistemi, yola yayalar adımını attığı andan itibaren araçlar kesintisiz olarak, istisnasız olarak duruyorlar. Aynı zamanda şu an ışık da yanıyor bize ama ışık yanmasa da evet, adımınızı attığınız anda herkes duruyor. Evet, şimdi Boston Common'a geçiş yapıyoruz. Tarihi 1634 yılına dayanan Boston Common, Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski halka açık bahçesi, halka açık parkı ve bu parkta Amerikan donanmasına armağan edilmiş durumda. Biliyorsunuz Amerikalılar gerçekten ordularına ve donanmalarına çok büyük değer veriyorlar ve her yerde onların adını geçiriyorlar. Şimdi Boston Common'ın, yani bu halka açık parkın en büyük özelliği, Public Garden'dan farkı, burada daha çok sosyalleşiyorsunuz, daha çok eğleniyorsunuz. Yani Public Garden'da biraz huzur bulup sakinleşirken Boston Common'da top oynayabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz, Amerikan futbolu oynayabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Burası daha çok bir aktivite alanı. Şimdi tam karşımıza gördüğümüz, az önce söylediğim gibi, denizcilere ve askerlere adanmış olan devasa anıt. Evet, bu anıtın her tarafında Amerikan askerlerine övgü dolu sözler yazılmış durumda. İnsanlar bu anıtla fotoğraf çektirmek için gerçekten sıraya giriyorlar. Hatta ben önünde selfie çekmeye çalışırken bile az önce zorlanmıştım. Boston Common'a girerken size her ne kadar burası Public Garden'dan farklı, insanlar buraya etkinlik yapmaya, eğlenmeye, sosyalleşmeye geliyor desem de aslında evet, Amerikalılar burada da ağaçların gölgesinde oturup kitap okuyorlar, kahvelerinden bir yudum alıp yeşilin ve gökyüzündeki mavinin tadını çıkarıyorlar. Boston, Amerika'nın huzur başkenti olsa gerek. Bu gördüğünüz bir deniz mayını, yine Amerikan donanmasına ithaf edilmiş, o yüzden buraya koyulmuş. Zaten karşımızdaki kahramanlık anıtının hemen altında bir karacı, bir denizci asker heykeli de bize bakıyor.
Şimdi Boston Common'da bir de atlı karınca var. Bu çok ikonik bir atlı karınca. İnsanlar çocuklarını burada eğlendirirken bu atlı karıncayla mutlaka bir fotoğraf çekiniyorlar. Ve köpeklerini gezdirmeye gelen insanların da uğrak noktası yine Boston Common Parkı. Şimdi Boston Common'ın kuzeydoğusundan çıktım. Buradan itibaren size şehrin tarihi yerlerini, önemli yerlerini göstermek istiyorum. Aslında Boston Common ve Public Garden'ı daha çok gezdirecektim ama bugün hava biraz kötüye gidecek. Akşama doğru yağış bekleniyor. O yüzden hava kararmadan ve yağış gelmeden size biraz Boston'ın tarihi sokaklarını, şehrin eski merkezini ve tarihi önemli binaları göstereyim. Şimdi şehrin eski merkezine doğru yürürken solumda görmek istediğim ve size göstermek istediğim ilk bina. Massachusetts Eyaleti Hükümet Binası. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerden oluşuyor ve her eyaletin bir hükümeti var. İşte bu da Massachusetts'in yönetiminin sağlandığı, Massachusetts'in yönetildiği bina. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı üstte, hemen altında da eyalet bayrağı mevcut. Ve Washington heykeliyle birlikte Massachusetts Hükümet Binası'na uzaktan bir el sallayıp yolumuza devam ediyoruz. Amerika'nın şu mimarisine hayrandım. Gerçekten mükemmel binalar tasarlamışlar. Her bir binası ayrı bir sanat eseri gibi. Ben modern mimariyi çok sevmediğim için olsa gerek, bu mimariye hayran olduğum için olsa gerek, şimdi altta gördüğünüz bu Dunkin' Donuts restoranının tabelasını koymaması, bu binaya saygı göstermesi bile benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bilmiyorum sizin için öyle olmayabilir ama ben gerçekten bu duyarlılığı seviyorum. Boston'a gezerken birçok tur otobüsüyle karşılaşacaksınız ve bu tur otobüsleri gemi şeklindeler. Evet, Boston Limanı'na selam çekiyorlar. Boston biliyorsunuz büyük bir liman şehri aslında ve yine kolonilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirken ilk kullandığı liman şehirlerinden bir tanesi ve o tur otobüslerinden bir tanesi daha devam ediyor. Bu pek gemiye benzemiyor ama. Hemen yolumu kuzeye çevirince bir Irish Pub görüyorum ama Irish Pub'un karşısında bizi asıl bekleyen yer tarihi Amerikan mezarlığı, Boston mezarlığı. Tam adı Granary Burying Ground. Burası Boston'ın en eski 3. tarihi mezarlığı. Tam şehrin merkezinde, hemen Park Street Caddesi'nde ve Park Street Kilisesi'nin yanında. Evet, Boston'ın en eski 3. mezarlığı dedik. 1660 yılına dayanıyor tarihi. Bununla birlikte buranın en büyük özelliği Amerikan Kurtuluş, Amerikan Özgürlük Savaşı'nda İngilizlere karşı verilen savaşta Boston katliamında, yani İngilizlerin Boston'da yaşayan artık özgürlüğünü isteyen insanlara karşı ve silahsız insanlara karşı yaptığı katliamda, Boston katliamında ölen insanların defnedildiği yer, gömüldüğü yer. Tarihi bir mezarlık. Gerçekten önemli karakterlere ev sahip yapıyor. Paul Revere, Samuel Adams, John Hancock, Robert Payne gibi bu özgürlük savaşında aktif olarak katılan insanlar burada yatıyorlar. Aileleriyle birlikte zaten şöyle gezerken fark ediyorsunuz. İnsanlar, ya bu bir sivil bir katliam olduğu için, sivillerin katledildiği bir vahşet olduğu için maalesef babası, annesi, ailenin kızı, çocuğu ve bebeği hepsi yan yana yatıyorlar. Enteresan bir yer ama Amerikalılar şu bilince sahip, şu an etrafta gördüğünüz çocukların hepsi lise öğrencileri ve lise öğrencilerini hafta tatilinde getirip Amerika'nın değerli yerlerini gezdiriyorlar ve o bilince, o kültüre sahip olmalarını istiyorlar. Şu an etrafındaki lise öğrencileri tarihi mezarlığın hem dokusunu hem de o ruhunu almaya çalışıyor diyelim. Evet, az önce size anlattığım gibi burada tamamen bir aile yatıyor. Ailenin annesi, babası, küçük kızı ve maalesef bebekleri hepsi burada yan yana yatıyorlar. Amerikan Özgürlük Savaşı'nda ölen bir aile. Mezarlık ziyaretini sona erdirip mezarlığın bakımından da sorumlu olan Park Street Kilisesi'ne doğru yola çıkıyorum. Şimdi Park Street Kilisesi, Park Street'in zaten hemen köşesinde bulunuyor. Bir taraftan da Boston Common'a bakıyor. Bu kilise de 1809 yılına dayanıyor. Tarihi yaklaşık 210 yıllık bir kilise. Normal haftalık katılım 2000 kişi olduğu söyleniyor ama kayıtları gizli de olsa da 1200 tane de aktif üyesi olduğu biliniyor. Evangelist bir kilise.
Tabii bu dinler konusu aslında çok fazla ilgilendiğim bir konu değil ama dinlerin mimarisi, camilerinde, kiliselerinde mimarları gerçekten beni etkiliyor. Şöyle uzaktan tekrar Park Street Kilisesi'ne bakıyorum ve bu 60'tan fazla ülkeden üyesi olan, bağlısı olan kilisenin muhteşem manzarasından sonra yoluma devam ediyorum. Evet, geldik Boston'ın biraz daha renkli, biraz daha hareketli seveceğiniz yerine. Downtown, şehir merkezine doğru yavaş yavaş yürümeye başlıyoruz. Şimdi gerçekten güzel şehir, gerçekten güzel tasarımlı bir şehir. İnsanların dediğim gibi huzuru, insanların mutluluğu yüzlerinden belli oluyor. Bakın şu karşımda gördüğüm bir iş merkezi. Gerçekten o oymalar, o desenler, o mimari gerçekten etkileyici. Mimari kelimesini çok kullandım biliyorum, sıkılmış olabilirsiniz ama şu sokak lambalarının güzelliğine bakar mısınız? Yani ben böyle şeylerden fazla etkileniyorum galiba. Tabii şehir merkezi hareketli, renkli dedik ama şehir merkezinde yine birçok tarihi bina var. Tam şu an önünde bulunduğum yer North End Meeting House. Burası yine kolonistlerin bağımsızlık savaşında toplanıp nutuklar attığı, bağımsızlık savaşı nasıl yöneteceklerini planladıkları yer. Kilise görünümü olsa da aslında burası bir harekat planlama merkezi. Şimdi burada çok iki tane çok acıklı heykel görüyoruz. Bunlar kıtlık dönemi heykelleri. Kıtlık döneminde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanıyor ve İngilizler Amerika'ya gelecek olan bazı gemileri engelliyor. Bu gemiler tahıl gemileri gelmiyor ve buradaki insanlar, yani İngilizlerin kendileri yerleştirdikleri insanlar burada açlıktan ölüyorlar ve burada işte açlıktan ölen çocukları için Tanrı'ya yalvaran bir anneyi görüyoruz. Yanında maalesef kıtlık çeken hasta ve vitap düşmüş çocuklarını görüyoruz. Bu kadar büyük, bu kadar kalabalık, bu kadar kozmopolit bir şehrin merkezinde böyle güzel kuş sesleri duymak gerçekten muhteşem. Amerikan edebiyatını ve İngilizce kitapları sevenler için de birçok kitapçı mevcut. Ama eğer para vermek istemiyorsanız, sizin için Boston Belediyesi Little Free Library'ler kurmuş. Küçük, ücretsiz kütüphaneler. Buradan gelip kendinize uygun olan kitabı seçip alıp götürüyorsunuz, okuyorsunuz, okumanız bittiğinde getirip tekrar yerine bırakabiliyorsunuz. İşte bu müthiş bir hizmet. Bilgisayar oyunları oynayanlar veya dizi izleyenler bilirler. Briggs, evet, Amerikan bankalarının para taşıma araçları. Ve size göstermek istediğim diğer tarihi bina Old State House, Boston'ın eski hükümet binası. Bu hükümet binası 1713 yılında inşa edilmiş ve 1798'ine kadar da Massachusetts'in eyalet binası olarak görev almış. Amerika Birleşik Devletleri'nin de en eski devlet binalarından bir tanesi bu. Yeni hükümet binası, hani az önce gösterdiğim o tepesi sarı kubbeli olan bina yapıldıktan sonra bu bina hizmetini tamamlamış. Ama gerçekten küçük de olsa işlevli, güzel bina olarak görevine uzun yıllar devam etmiş. Bu gördüğünüzde Boston'ın belediye binası, belediye hizmetleri o binadan veriliyor. Şimdi belediye binasını hemen arkama aldıktan sonra müthiş bir yere doğru gidiyorum. Quincy Market. Şimdi Quincy Market çok güzel bir açık yemek pazarı. Siz buraya gittiğinizde sağlı sollu birçok Amerikan mutfağından ve bazen dünya mutfağından da küçük lokantalar buluyorsunuz. Çok uygun fiyatlı ama gerçekten çok lezzetli yemekleri olan Quincy Market, Amerikan halkı için 1826 yılında Boston halkının kullanımı için yapılmış ve bu amaçla yapılmış. O zamandan bu zamana bir kapalı yemek pazarı özelliği taşıyor. Şimdi şu güzelliği gördünüz mü bilmiyorum. Kapının sağında ve solunda çöp kovaları var. Onlar bile birer varilin içerisine koyulmuş. Binanın dışarıdan görüntüsü kesinlikle bozulmuyor. Şimdi gelin bakalım burada ne tarz yiyecekler var. Solda bir ekmek dükkanı var. Hamur işlerini görüyoruz burada. Hemen şöyle ilerlemeye devam edelim bakalım. Yutkundum bu arada. Sağda evet sosisler, sosisliler, Amerikan tarzı yemekler. Biraz ilerledikten sonra sanırım deniz ürünlerini göreceğiz. Çünkü Boston bir liman şehri ve gerçekten insanlar burada ıstakoz, yengeç, karides yemeyi seviyorlar ve evet geldik. İstakozlar
bizleri bekliyor. Şimdi buranın en büyük özelliği zaten Amerika'da alım gücüne dayalı olarak yiyecek gerçekten uygun fiyatlı ve şöyle baktığınız zaman olağanüstü küçük fiyatlarla, onların para birimine göre küçük fiyatlarla çok güzel şeyler yiyebiliyorsunuz. Burada hemen içeri girer girmez, zaten dışarıda da çekiyor ama çok yüksek hızlı bir yine Wi-Fi internet var ama kimse internet kullanmıyor. Herkes boğazının derdinde. İçerisi pırıl pırıl, yerlerde hiç çöp yok ve içeride emin olun 1 gram yiyecek kokusu yok. Hiçbir şekilde hiçbir kokudan sevmediğiniz, ben deniz ürünü kokusunu sevmem, ben et kokusu sevmem diyebilirsiniz. Şu müthiş tatlılara bakar mısınız? Evet, biraz daha yürüyoruz. Şimdi burada Queens Market'in tam merkezindeyiz. Diyor ki bu bina Boston halkının kullanımı için 1826 yılında Central Market, bir merkezi market olarak inşa edilmiştir. Yine Boston halkının kullanımına sunulmuştur. 1826 Ağustos'undan bu yana diyor. İnsanlara hizmet veren bir şehir. Şunu söyledim, yani Boston gerçekten insan için yapılan bir şehir demiştim. İnsana göre yapılmış bir şehir. Burada yaşayan insanların neden mutlu olduğunu, neden aynı zamanda çok üretken olduğunu da anlayabiliyorum. Çünkü mutlu insan gerçekten üretken oluyor. Mutlu insan katkı sağlıyor. Mutlu insan problem çıkarmıyor ve gelişime açık oluyor. Sanırım insanları mutlu eden ülkelerde her zaman gelişmenin kapısını zaten açıyor. Queens Market'ten çıktıktan sonra yönümü Boston Limanı'na doğru çeviriyorum. Şimdi Boston Limanı'na gelirken hemen sol tarafta, karşıda limanın kenarında Christoph Kolomb Parkı var. Christoph Kolomb Parkı'nda şöyle gezip bir Christoph Kolomb heykelini görmek istiyorum. Ama o da ne? Christoph Kolomb heykeli maalesef yerinden kaldırılmış. Sanıyorum bakım için ya da yenisiyle değiştirilecek. Ama ben bu arada uzaktan geçen sarı Amerikan okul otobüsünü gördüm. Gözümü ondan alamıyorum. Çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerden herhalde etkisinde biraz fazla kalmışız. Benim için anlam ifade ediyor. Evet, Boston Limanı. Boston Limanı'nda aslında irili ufaklı birçok iskele, birçok liman bölgesi mevcut. Balıkçı tekneleri de var, ticaret tekneleri de var, yatlar da var, yelkenliler var, sportif tekneler var. Aynı zamanda Boston biliyorsunuz bir deniz şehri, bir Boston Körfez şehri ve farklı muhitlerini birbirine bağlayan feribot hatları da yine Boston Limanı'nda mevcut. Şimdi ben arkama limanın bir kısmını alıp tarihi liman bölgesine doğru, yolcu gemilerinin de kalktığı bölgeye doğru yürüyorum. Evet, geldim oraya. Şimdi burada sağ tarafımda hem restoranlar var, hem kafeler, barlar var. Karşımda da hem tur tekneleri hem de yine Boston'ın semtleri arasında diyeceğim. Biraz Türkçe bir tabir olacak ama Boston'ın muhitleri, semtleri arasında sefer yapan feribotlar mevcut. Şu solda gördüğünüz büyük bina Boston Gümrük Binası ve tarihi liman binası aslında yine. 200 yıllık bir tarihi var bu binanın. O zamandan bu zamana limandaki kayıtların, gemi giriş çıkışlarının tutulduğu binaymış. Şimdi de gümrük binası olarak hizmet veriyor. Denize arkamızı alıp şöyle şehrin merkezine baktığımızda yine güzel bir manzara görüyoruz. Hava iyice esmeye başladı. Hava iyice rüzgarlı. Biraz da soğuk oldu açıkçası. Limandan yavaş yavaş uzaklaşacağım diye düşünüyorum ama şu manzarayı da bırakmak çok kolay değil. İnsanlar parklarda oturup kitap okuyorlar demiştik. Evet, insanlar deniz kenarında oturup kitap okuyorlar. Deniz kenarında kahve içip dinleniyorlar. Yani her yerde insanlar için yaratılmış huzur alanları mevcut. Zaten şehrin içinde de gezerken birçok bank var, birçok oturulabilecek alan var. Yani çimlere basmayın diye bir tabela yok. Aksine çimlerde yatan, çimlerde dinlenen insanlar aynı zamanda limanda da dinleniyorlar. Sokak müzisyenlerine ayrı bir ilgi var burada. Şimdi sokak müzisyenleri demişken, sadece sokak müzisyenleri değil, yine merkezde, downtown'ın tam ortasında çok güzel bir tiyatro alanı gibi bir
nasıl tabir edeceğimi bilemiyorum şu anda. Bir amfi yapılmış. Burada sokak müzisyenleri geliyor, müziklerini yapıyorlar. Bazen gösteriler de yapılıyor. Şimdi onlardan bir tanesini dinliyoruz. İnsanlar geliyorlar burada öğle arasında veya iş çıkışında hamburgerlerini, kolalarını içerken, yerken veya kahvelerini içerken ya da sadece otururken şu güzel müzik yapan insanları dinliyorlar. Keyifli bir aktivite. Bakın ben video çekiyorum diye bu kız gelip geçerken iki defadır eğilip geçti ve bu sadece ona özgü değil. Az önce diğer taraftan çekerken siz fark etmediniz ama burada insanlar gerçekten fotoğraf çeken insana da çok fazla saygı gösteriyorlar. Bu arada Boston'ı ne kadar övdüm, Boston insanı ne kadar övdüm değil mi? Ama bence şu an bu bir hayranlık videosu değil ama bence şu an az bile söylüyorum. Bu enteresan dükkanlardan biri, biliyorsunuz Amerikalıların bu askeri merakı çok fazladır. Ordu ürünlerinin, askeri ürünlerinin satıldığı dükkanlardan bir tanesi. Şu aydınlatmaların üzerindeki çiçekler gerçekten dikkate değer. Hem güzel hem hoş kokular yayıyorlar hem de çok güzel görünüyorlar. Şimdi Amerika deyince akla gelen şeylerden New York deyince akla Broadway geliyor. Küçük bir Broadway. Boston'da mevcut. Burada da tiyatro binaları ve o tiyatro binalarının o ampullerle, halojen ampullerle aydınlatılmış girişleri ve tanıtım yazıları. Şimdi burada gördüğünüz gibi. Bu da yine bizi çocukluğumuzun o Parlament Sinema Kulübü'nün sanki girişini bana anımsattı. Tabii ben uçuşun da etkisiyle biraz erken yoruldum. Şimdi otelime dönerken size Boston Common'daki bu konser alanını da göstermek istedim. Ortadaki bu konser sahnesi. Burada müzisyenler ve gruplar sahne alırken 360 derece etrafındaki çimlerin üzerinde Bostonlular yayılıyorlar ve keyifle müziklerini dinliyorlar. Ve şu an tam karşımızda size bahsettiğim gibi etkinlik yapan, yani voleybol oynayan, eğlenen, spor yapan gençler ve bir baba oğluna beyzbol öğretiyor. Boston Common'ın bahsettiğim özelliği buydu işte. İnsanların dinlendiği, sosyalleştiği, oynadığı, spor yaptığı, eğlendiği muhteşem bir alan. Gerçekten yine söylüyorum, insana, insan için insanca yapılmış bir şehir. Rüzgar şiddetini bayağı arttırdı. Ben yavaş yavaş otele dönerken size de güzel birkaç manzara daha göstereceğim. Ve yarın tekrar güzel, değerli, kıymetli yerleri göstermek için sizlerle buluşacağım. Hepinize teşekkür ederim seyrettiğiniz için. İkinci günün videosuyla çok yakın zamanda yine sizlerle beraber olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.